Şu otobüs şu caddeden saatte kaç kere geçer? Her yarım saatte bir geçer. Şu tren şu istasyondan kaç kere geçer? Günde 3 kere geçer. Bunun bir planı programı vardır da iyi ölüm, şekavet ölüm. Bunun bir alameti planı programı yok mudur? Onun bir alameti ölümü yok mudur? Yazıdı Rekkaşı ölüm yatağında ağladı. Niye ağlıyorsun? Kaçırdığım gece teheccüd namazlarına, nafile gündüzleri tutamadığım oruçlarıma. Ey Yezid, senin yerine kim namaz kılıp oruç tutacak? Allah'a yaklaştırıcı ameller işleyecek. Yazıklar olsun bana, gençliğime doyamadım, aldanmışım diye ağladı. Ebu Hureyre Hazretleri vefatında ağladı. Niye ağlıyorsun? Yolun uzaklığı, azığın yokluğu. Saf ve dik yokuşlar nihayet cehennem ve sırat. Üstünü geçmedim ki ağlamayayım. Bilal-i Habeşi, ne kadar büyük olu sahabeler. Vefatı yaklaştı, hanımı, annemiz. Vah vah, ne kadar mahzunum ağlarken Bilal. Oh, ben Allah Resulüne kavuşacağım, niye gam çekerim dedi. Hazreti Bilal on ömrü boyunca çeşitli eza çek, Allah Resulünün hanesinden bir karış ayrılma, elbet onun ölümü sevinçle dolu olur. İmam-ı Şibli'ye hizmet eden Cafer nakletti. Şibli'de gördüğün haller nelerdi? Şibli ölümü sırasında bana dedi ki, bir dirhem borcum vardı, ondan kurtulabilmek için alacaklıya binlerce dirhem verdim. Şu anda bile kalbimi o bir dirhem meşgul ediyor. Sonra Şibli, namaz için abdest almama yardımcı ol dedi. Sakalına hilyeledi, kelime-i tevhidi getirdi, Allah'ın huzuruna ulaştı. Önemli madde, herkes yaşadığı hal üstüne ölür, bunu unutmayalım. İnsan nasıl yaşamışsa ölüm anında hepsi bir film şeridi gibi gözünün önünden geçer. Dikkat, dikkat. İnsan nasıl yaşamışsa ölüm anında hepsi bir film şeridi gibi gözünün önünden geçer. Eğer İslam çerçevesinde bir hayat sürmüşse zihinleri ibadetle, iyiliklerle canlanır. Eğer günah ile isyanlar dolu bir hayat geçirmişse o zaman o halleri hatırlar. Öyle ki can verirken bile günaha karşı bir meyil, nefsane arzuları karşı bir istek duyar. Tek üzüntü düşüncesi dünya lezzetlerinden, dünyada müptela olduğu alışkanlıktan ayrılmak olur. Demek ki hadis, nasıl yaşadın öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle haşrolursun. Çirkinliklerle yaşayan bir kesim ölüm mahallindeki düşüncesini bir daha okuyorum. Eğer dünya isyanlarla dolu bir hayat geçirmişse o zaman onları ölüm halinde hatırlar. Öyle can verirken bile günaha karşı meyil duyar. Kaidedir. Elma ağacı elma verir, ceviz ağacı ceviz verir.
Nasıl yaşadıysan ölümün öyle olur. Boş gurur olmaz. Boş hayal kandırmak yetmez. Can verirken günaha karşı meyil duyar. Tek üzüntü düşüncesi dünya lezzetlerinden, dünyayı bayırken müftel olduğu alışkanlıklardan ayrılmak olur. Yazık değil mi? Son nefesinde mi hala o çirkin işler, hala bitmeyen mallar, hala didişe didişe bitmeyen kavgalar. Kulu Rabbine yaklaştıran namaza düşkünlüğü sebebi ile kul Allah'a muti ise namaz namaz diye Rabbine yüzünü çevirir. Hadis-i şerifte nasıl yaşarsınız öyle ölürsünüz. İşte bundan dolayı Hazreti Ali namaza giderken, Hazreti Osman Kur'an okurken şehit olmuştur. Nasıl yaşarsan öyle olursun. Hazreti Ali Küfe Mescidine giderken harici katletti. Hazreti Osman Zinnümeyn Kur'an okurken Topkapı Sarayı'nda şehit kanıyla Kur'an-ı Kerim duruyor. Kur'an okuyarak şehit oldu. Kader kaldıran el ölümden şişe arar. Kumara giden el kumar vasıtası arar. Zinakar vücut kadın arar. Ama ölümdür. Şu halde şu hayat ölümüne hazır bir hayat değil. Ben bunu ağlıyorum işte. 70 çeşit günah içinde 7 çeşit güzel amelle cennet bulunmaz. Onun için su testisi su yolunda kırılır demişler. Nasıl yaşadıysan öyle ölürsün. Ne hasretler varsa ölümünde onlar tecelli eder. İmam-ı Kuşeyde Hazretlerinin Kıyamet Ahiret kitabında satıcıya dediler, kelime-i tevhid getir. Çözüm meclisten dışarı, eşeğe yem verdiniz mi? O adam eşekle mal satardı. Söyle, la ilahe illallah söyle. Eşeğe yem verdiniz mi? Bakkalın birisi, ölüm anı. Söyle kelime-i tevhid. 1, 3, 5, 9, oyda mark. Yahu söyle. Söyletmiyorlar. Bakkalın birisine söyle. Kefenin terazi kefesinin tozunun hesabını soruyorlar. Kefedeki çer çöp artıkları soruyorlar. Söyleyemiyorum. Birisi yine İmam-ı Kuşeyde Hazretlerinde bir evi vardı. Evin dışı hamama benziyordu. Kadının birisi çok güzel olarak bu adamın evinin güzelliğine aldanarak hamam kapısı sandı. Adama dedi, hamam nerede? Aha, burası hamam. İçeriye girdi. Kadın baktı, tuzağa düşürülmüş. Hamam değil. Adam zinakarlık için kandırmış. Bildi. Kadın fetanet sahibiydi. Adam dedi, ne kadar da güzelsin. Seni görür de yüreğimin canımın ateşini yaktım. Sana bir saniye sahip olmak yetmiş dünyaya bedel. Kadın akıllıydı. Doğru söylüyorsun. Ben de seni çok sevdim. Ama ne yiyecek bir şeyin var, ne içecek bir içkin var.
Bir sofra kurdalım ve keyif edelim. Adam sevincinden evin kapısından çıktı. Kadın dedi elhamdülillah kurtuldum, bohçayı kaptı kaçtı. Adam vefat halinde, hamama giden yol nerede? Söyle la ilahe illallah de. Hamama giden yol nerede? Kadın kaçtı mı yoksa? Evet. Sofiler. 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 Ne yaptıysak öyle öleceğiz. Hamama giden yol nerede? Yoksa kadın kaçtı mı? Kadın da fetanetli, akıllı bir kadın, şaşırtmadı. Dedi ben de seni çok sevdim. Ama ne yiyecek bir sofra, ne içecek bir içkin yok. Ya bir sofra kur anca. Adam zannetti kadın kandı. Cehennemin dibine düşsün o adam. Çarşıya koştu. O benim anam bacım bohçayı kaptı. Dedi elhamdülillah kurtuldum. Ölüm geldi. Söyle la ilahe illallah de. Hamama giden yol nerede? Yoksa kadın kaçtı mı? Evet kaçtı kadın. Senin de iman yolunu şaştı. Muhteremler, 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 şaşırdığım yol bu. Herkesi gömdük, kendi ölümümüzü düşünmüyoruz. Kendimizden haberimiz yok. Sen ağlayacaksan anana, babana, karına ağlayacağına kendini ağla. Çoluğa çocuğa mal dolduracağına kendi kadrine doldur. Onun için bugün dükkanda kapatıp getirdik. Onun için kütüphaneciler de hazır. Onun için hocalar da hazır. Onun için kitaplar hazır. Vallahi bu yolun sonu ölümdür. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle haşır olursun. Kumarbaz kabirden kalkacak, kumar aletleri önünde dolu kucağına sıçramış. Allah canınızı alsın, sizin yüzünüzden ben ahiretten kaldım. Kumar vasıtasını yere çalacak. O aletler fırlayıp kucağına dolacak. Sen bizimle Rabbini unuttun. Hesap görülene kadar senden ayrılmayız. Evinde şişeli sarhoş kalkacak. Allah canını alsın senin yüzünden. Şişe sıçrayıp öyle gelecek. Hak ile hesap verilene kadar senden ayrılmam. Faiz, riba, zina ne yaptın? Ölümünde imdadına yetişmek dursun. İmansızlığına sebep olacak. Kabirde azabı olacak geliyorum. Mizanda, ahirette şiddetli azap ve hesaba sebep olacak. Evet. Bütün mesele ruhu teslimdedir. Çünkü ruhu teslim kulun Allah katındaki kadri kıymetidir. Allah'a itaat edeni Rabbim mükafatlandırır. Allah'a isyan edeni ölümde Allah'a intikamını şiddetle alır. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'dan Selman-ı Farisi Hazretleri buyuruyor, işittim. Ölüm anında kişinin üç halini gözetleyiniz. Alnı terliyorsa, gözlerinden yaş geliyorsa, burun delikleri yayılıp genişliyorsa, Allah tarafından kendisine indirilmiş rahmettir. Eğer boğulmakta olan bir deve yavrusu gibi hırıldıyorsa, yüzü göğerdiyse,
katılaştı, rengi koyulaştıysa, çetin bir bakışa bakıyorsa, ağzı köpürüyorsa, rengi bozulmuşsa, imansızlık alametidir. Sen ona 70 kere la ilahe illallah telkin etsen duymaz. Allah'ın ikramına bakın kardeşler. Ölüm halinde bütün organlar iptal olur. Tutan elim tutmaz. Yürüyen ayağım yürümez. Yiyen ağzım yemez. Dikkat! Kulak en sona bırakılır. Kulağın vazifesi ölümde en sona bırakılır. Kulak işitmeyi en sonunda Allah alır. Ondan bir önce dili alır. Dili kulağı sona bırakır. Dili sona bırakır ki kelime-i tevhid getirsin. Kulağı sona bırakır ki la ilahe illallah duyup kelime-i mübarek söylesin. Onun için gözleri bir tarafa diker. Tövbe estağfurullah. Oğlu askerde, oğlu askerde, oğlu namaz kılıyor mu, onu düşünüyor da bakıyor derler. Halbuki ölümün şiddetine bakar. Ne oğlunun askeri fayda verir, ne kızının gelinliği verir. Oğlu asker dedi, gözünü dikti de kaldı. Ya bu bizim bu bayram tezkeresi değildir ki askerdeki oğlum düşünsün, gelinli kızım düşünsün. Belası neyse belasına bakar. Mevlası neyse Mevlasına bakar. Dili sona bırakılır, kelime-i tevhid okusun. Kulağı sona bakılır, kelime-i telkinini duysun. Ölüm halleri belirirse tövbe kapısı kapanır. Melekeler görüldüyse, ölümün halleri aşikarsa, geliyor şimdi oraya, tövbe ya Rabbim! Şimdiye kadar neredeydin? Tövbe zamanı geçti, tövbe kapısı kapanır. Ölüm halleri gelmeden tövbe edilir. Sen zannediyor musun bir adam 70 sene, 60 sene yaşayacak? Dehşette tövbe ya Rabbim pişmanım diyecek. 60 senenin hesabını nasılsa, ahvalin neyle doluysa, sonundaki kelimeler onu söyler. Sarhoş şişeyle, zinakar kadınla, kumarbaz kumar aletini söyler. Son nefes odur. Onun için tövbe erken gerekir. Şimdi gerekir. İstikamet şimdi gerekir. Sebepler dünyasında yaşarız. Yağmur bulutla, meyve ağaçla, ölüm Azrail'le olur. Hakikatta ölümü Allah öldürür. Ama Azrail aleyhisselam mekkel melaikedir. Allah'ın kudret hikmeti itibariyle Allah'a şikayetler varmasın diye Allah Azrail'i yaratmıştır. Her canı Allah alır. Ayeti celille. Peki her canı Allah alır, Azrail'i vasıta kılarak alır. Eğer Azrail olmasaydı bu Allah ne gençleri öldürdü, ne ihtiyarlara merhamet etti, ne şikayetler Allah'a dolardı. Rabbim Teala zatı kibriyasını tenzih için Azrail'i vasıta yaratmıştır. Ah Azrail ne evleri yıktın, ah Azrail ne gençlerin canını aldın. Sitem Azrail'e gider, şikayet okları Azrail'e batar. Yoksa direkt Allah olsa küfür olur. Demek Azrail'in hikmeti ona karşı ölüm şikayeti olmasın, Allah'a karşı olmasın, olursa küfre gider.
Azrail Aleyhisselam ise, ya Rabbim sen beni zor bir mesleğe verdin, bütün kullar içeri gir, şunu çağır, şunu çağır, çek, çek getir burayı, buraya otur. Ne Azrail'den korkar, ne Allah'tan korkar, otur ya. Atısa gitti, arabaysa garajda durdu. Azrail sebeptir. İnsanları yaratan ruhları bizzat Allah aldığı halde sonsuz kudretiyle büyüklüğünü göstermek için itirazları kapatıp şikayet kapılarını örtmek için Allah-u Teala ve peki tasansetleri Azrail'i de dil uzatılıp kötülemesin diye hastalıkları perde yapar. Ben hiç duymadım. Azrail'den öldü, duymadım. Kanserden öldü, ülserden öldü, trafikte öldü. Ya melek mi yapıyor? Meleğin işi vardı, çarşıya çıkmış. Haşa haşa. Azrail Allah'a perdedir. Hastalıklar Azrail'e perdedir. Bu sebepten dolayı gelin dilinizi düzeltin. Kanserden, ülserden, şekerden, attan, deveden düştü, öldü demeyin. İlla ölümü Allah'tan, halk eden Allah'tır. Kainatta tesadüfen bir ruh ölmez. Milyonlarca muharebede, İkinci Dünya Harbi, Birinci Dünya Harbi, her ölenin ruhuna Azrail alır. Sineğin, yılanın, tavuğun, çıyanın canında Azrail alır. Bir Azrail bir başına olur da nasıl dünyayı alır? Ya senin şu elektrik santralı Fırat'tan geliyor, Almanya'nın barajdan geliyor. Santral bir anda düğmeyi kapatır, 10 milyonluk şehir sönüverir. Ya Allah'ın kudreti senin santral düğmesi kadar da mı yok? Hiç mi insaf etmezsin? Hiç mi ibret almazsın? Şu anda şu şehirde 1 milyon lamba var. Santral düğmeyi kapatsın, 1 milyonu bir saniyede biter. Sürati ceryanın saniyede 300 bin kilometredir. Bir saniyede 300 bin. Azrail'inki 300 milyon da değildir. Nurdur, Allah'ın kudretidir. Bir anda Amerika'da ruh alırken bir anda Hindistan'da alır. Aynı anda 30 bin kişinin canını alır. Kimi Afrika'da, kimi Avustralya'da, kimi Hindistan'da, kimi Belçika'da. Nurdur, kudret ilahiyedir, televizyon gibidir. Nasıl televizyondaki spiker bir anda konuşur, dünyada ne kadar televizyon varsa o spiker aynı anda konuşur. Ya bu bizim spikerin 1 milyar canı var. Yok yok, canı bir de nedir de elektronik cihazlar çok gösterir. Gel insaf et de Allah'ın meleğine televizyonun spikeri, santralın düğmesi gibi insaflı düşün. Yetmez mi bu misal? Yeter yeter. Bu misal yeter. Evet. Bu can alıcı melek kafire de mümine de gider. Ama yaklaşması farklı farklıdır. Sen o zalimleri can çekişirken bir görsen, melekler ellerini uzatıp haydi çıkın, çıkarın canınızı bedeninizden der. Bugün Allah'ın adını haksız yere söyledikleriniz, onun ayetlerine karşı bir tutup tasladığınız hor ve hakir olacağı azapla cezalandıracağınız gündür. 63 numara Sure-i Muhammed Suresi 27-28. ayet.
kafirlerin, günahkarların ruhlarının alınması anlatılmıştır. Yine şu ayeti celille, Sure-i Nahl 32. ayeti celille de, Sure-i ayeti celille de melekler onların ruhlarını tertemiz olarak alırlar. Size selam olsun, işlediğinize karşılık girin cennete derler. Demek ölüm tesadüfi değildir. Ölüm için melek vardır. Yaşadığın hayata göre mükafat veya azap vardır. Nasıl bir anda Azrail alır, onu geçtik. Misallerle geçtik. Ölüm anı. Ölüm anı. Ya Rabbim imdat. Ya Rabbim imdat. Saate bakmak yok. Ben de bakmayacağım. Azrail Aleyhisselam herkesin ruhunu kabz eder. Bir kişi bir işe mani, bir işi bir işe mani olmaz. Çünkü nuranidir. Nurani bir şey, hadsiz aynalar varsa sizi hadsiz yerlerde görür. Temessül eder. Nurani'nin temessül televizyondaki görülmek gibi, aynada görülmek gibi. O nurani zatın hassasına maliktir. Onun aynı sayılır. Çünkü güneş bir olduğu halde milyonlarca yerde görülür. Bitkiyi büyütmekte, sudaki parlaklığında, karanlığın izalesinde bir güneş, bir milyar güneş gibi icraat yaparken Azrail Aleyhisselam da aynı şeyi yapar. Hazreti Cebrail, Mikail, Azrail, Melaki, Mukarrebin umumi hükümlerde kendi nevillerinden kendilerine benzer küçük tarzda yardımcıları vardır. Azrail Aleyhisselam'ın vardır. Ve o muavinler çeşitli mahlukata göre ayrı ayrı görülürler. İyi insanların ruhlarını kabz eden, ruhlarını alan başkadır. Ehli şikayetin, kötü insanların ruhlarını alan başkadır. Çok güzel yerlere geliyoruz, sıkılmayın. Allah bir, ben hiç sıkılmıyorum. Bu hal çok azimdir. Belki istikametimize sebep olur. Belki günahlarımıza pişman olmamıza sebep olur. Hükm-i ilahiyi bilmek imanın hakikatıdır. İman hakikatlerini bilmeden ibadetin kemalatı olmaz. Şu halde Hazreti Azrail'in ruhları alma vazifesi ne kadar kolaylıklar yerine getirdiğine ışık tutmak lazım gelirse, bir gün Abdullah bin Abbas Hazretlerine sordular. Resulullah'ın amcasının oğlu sana benim büyük halimi. Biri doğuda, biri batıda olan iki kişiye ölüm meleği nasıl yetişir? Ölüm meleğinin doğu batı halkına, karanlığa, havaya, denize ulaşması, birinizin el altındaki sofraya ulaşması gibidir. Nasıl sofraya elin ulaşırsa, dünya muhacirasındaki dünya bir yumurta gibidir. Ölüm melaiketine yardımcıların eli ulaşır. Ölüm anı. Yolculuk bitmedi, daha çok. Daha çok. Allah'ını seven gitmeyin. Bunları duyamazsanız, okunmuyor, duyulmuyor. Hoca efendiler sohbet ediyor, az bir şey anlatıyor, konu dörtte biri bile çıkmıyor. Bakın sıra sıra talim ediliyor. Ölüm anı, can çekişme vakti, işte zor yere geldik. Can çekişme vakti, sekeratul mevt, insanın bileceği önemli bir hadisedir. Birçok ayeti kelimeler bunları açıklarlar. Size birkaçını beraber okuyalım. Ne olurdu düşünseydiniz o anı ki can boğaza dayanı verir. Siz de can çekişen kimsenin etrafında bakınır durulursunuz. Ayet-i Celil'e Sure-i Vahzaha 83-89. ayet. Ne olurdu düşünseydiniz o ana can boğaza dayanıverir.
siz de can çekişen kimse etrafında bakınır durursunuz. Elinizden bir şey gelmez. Biz size onu sizden daha yakınız. Biz ona sizden daha yakınız. Ama siz görmezsiniz. Madem diriltilip hesaba çekileceğine inanmıyorsunuz, eğer sözünüz de doğruysanız, haydi o boğaza gelmiş canı geri çevirin. Hadi canı çıkarmayın, tutun. Ama ölen kimse iman güzel işlerde Allah rızasına yaklaşmış olanlar ise ölüm onun için rahata, rahmete, güzel kokulu rızıklara, daimi nimetleri dolu cennete bir geçiştir. Sure-i Vakka 83-89. Hadi çevirin canı. Can boğazı gelip dayandığında etrafında şifa verecek kimse yoktu dediğinde, can veren kimse anlar ki ayrılık vaktidir. Can verenin etrafında dolananlar, amanı imdat çağırın, polis tövbe, imdatı sıyıya çalışın, doktor çağırın, hastane çağırın diye koyun siz. Şifa verecek kimse yok mu diye koyun. Can veren kimse anlar ki, o ölecek anlar ki ayrılık vaktidir. Ne hastane tabibi, ne ambulans fayda vermez. Rabbi nedir kavuşma, sevkiyet onadır. Sure-i Kıyame 26-32. ayeti celilede buyurulur ki, Allah hepimizden razı olsun, şifa verecek kimse yok mu dediğinde, can veren kimse anlar ki ayrılık vaktidir. Bacakları birbirine dolaşır. Rabbi nedir işte o gün sevkiyat. Oysa o ne güzel iman etti, ne namaz kıldı, üstelik yalanladı, yüz çevirdi. Sure-i Kıyame namaz da kılmadı, yalanladı. İnsan ölümünde hiçbir azap, tehlike, sıkıntı olmasa bile, ölüm acısı Azrail'in korkunç manzarası, sekeratı sıkıntısı, gaflet uykusunu kaçıracak, bunlardan kendisini koruyacak çareler aramaya sevk eder. Kaldı ki bu durumda belli bir vakti, belli bir zamanı, yaşı mekanı olmadığından, her insan her an elinde bulunmayan ölüm okuna hedeftir. Lokman Aleyhisselam oğluna, ne zaman geleceğini bilmediğin bir iş için önceden hazırlıklı bulun ki aniden hazırlıksız olarak seni ölüm yakalamasın. Lokman Aleyhisselam oğluna, ne zaman geleceğini bilmediğin bir için önceden hazırlıklı bulun, aniden hazırlıksız olarak seni ölüm yakalamasın. Ölümün her an gelme ihtimali insanların aklından hiç çıkmayacak hukuktur. Bilindiği gibi insanın vücudunda, cesedinden meydana gelen acılar, sıkıntılar, ızdırapların tamamı ruhanidir. Yani sinirseldir. Acıyı idrak eden ruhtur. Ruhun mahiyetini katı bilmediğimiz için ölenin ölüm acısını anlayamayışımız bundandır. Benim şu anda misal, şu dişim çok ağrıyor. Kim biliyor şu dişim şu anda çok ağrıyor? Kim biliyor? Ruhanidir. Ağzımı assam, dişlerimi göstersem yine bulamazsınız. Nasıl dişimi seçemediniz acısını, ölümün acısını da dışarıdan bakarak seçemezsiniz. Çünkü bu acı ruhanidir. Bunu bir anlayın ne olur.
seni gelecek daha neler gelecek, sabır ya hacı, sabır. Belli bir zaman yaşı olmaz. Lokman'ın oğluna dediği gibidir. Bütün cesette duyulan acıların cümlesi ruhanidir, sinir sistemidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat ölüm verdiği sıkıntı, elem tamamen ruhu ilgilendirdiği için onun bütününe sirayet etme sebebiyle hayatta çekebildiğimiz bütün acı elemlerimizden ölüm acısı çok kuvvetlidir. Kalbi sancıdı, böbrek sancıdı, kemik sancıdı, kırıldı filan filan filan. Hiçbir tıbbi ağır sancı ölüm acısının milyonda biri değildir. Hamburglu buraya bak, o tarafta hiçbir şey yok, burada da. Buraya bak. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam ölümünün sekeratın sıkıntılarındandır hadis-i şerif. Kul şüphesiz ki ölünün sıkıntı sekeratıyla karşılaşır. Alametten görüyor. Onun eklemleri birbirine selam vererek seslendiğini duymaz. Selam size, siz benden, ben de sizden, kıyamete kadar ayrılıyoruz. Göz kulaktan ayrılır. Eklemler birbirinden ayrılır. Karaciğer cesetten çıkar. Akciğer teneffüsü biter. Elveda akciğer karaciğere der. Allah ısmarladı. Kadir azabı olmazsa evet ölümde her parça birbirinden ayrılır. Her parça ayrılırsa ızdırabı ne kadardır? Onun için Buhari ve Müslim'de Hazreti Ayşe-i Sıddık anamızdan buyurulur ki sekerat anında Peygamberimizin mübarek eline su alarak batırarak yüzünü sürdü. Allah'ım ölüm sekeratını üzerimden hafiflet diyerek dua ettiği bellidir. Tabi kainatın dahi ölüm sıkıntıları var, atladım ondan şimdi. Hazreti Ali bir savaş esnasında Müslümanları dövüşmeye teşvik ederken eğer savaşta öldürmezseniz öleceksiniz. Allah'a kasem ederim ki bana vurulacak 1000 kılıç darbesi yatağımda ölmenin acısından hafiftir. Bana vurulacak 1000 kılıç darbesi yatağımda ölüm acısından hafiftir. Otur. Otur şunu, otur şu kardeşim, otur. Muhteremler, en ufak kıpırtı sohbet edenin gönlünü incitiyor. Muhabbeti zedeliyor. Ya Allah'ın en şatin işinde kıpırdanılmaz ki. Baksana kırmızı kağıt koymuşum. Allah'ım ya Rabbim sen yardım et. 1000 kılıç darbesinden ölüm acısı daha beterdir. Şeddat bin Evs sahabeden ölüm dünya ahirette bir müminin karşılayacağı bir tehlikedir. O testirelerle biçilmekten, makaslarla kesilmekten, tencerelerde kaynamaktan daha sıkıntılıdır. Kütüphanede kimse kalmasın, herkes gelsin. Testerelerle biçilmekten, makaslarla kesilmekten, tencerelerle kaynamaktan daha sıkıntılıdır. Eğer ölü dirilip karşılaştığı acı ve sıkıntıları insanlara anlatsaydı, insanlar hayattan faydalanamaz, yiyemez, içemez, uyuyamaz hale gelirlerdi. Peki yiyemez, içemez, uyuyamayız. Ya nasıl günah işleriz? Demek ölümü bilmiyoruz. İşte ben buna yandım baştan. Ölümü bir bilsek günahta ne işim var benim? Ya o günahla ölürsem halim nice olur, iman gider. Bir insan günahla ölürse imanı tehlikededir. Son sözün Allah çıksın. Son işin Allah olsun. Büyük sahabe Amir bin As kumandan
acaba neden sekerata girip kendisini kaybetmeyene ölümü anlatmıyorlar dendi. Ölüm döşeğinde yatarken oğlu yaklaştı. Daha önce söylemiş olduğu sözünü hatırlattı. Baba, şimdi bana ölümü anlat. Amir bin As kumandan, ey oğlum, ölüm anlatılmayacak kadar büyük bir şeydir. Söz verdim, anlatmaya çalışayım. Sanki boynuma Laz dağları binmiş. Sanki içimden dikenli dallar çekiliyor. İğne deliğinden nefes alıyor gibiyim. Müminin her damarı ölümden elem duyar. Fakat Rabbinden gelen elçiler bundan sonra sana azap yoktur derler. Bir insanın ölüm anında karşılaştığı söz konusu sıkıntılarından başka korkunç durum daha var mıdır? Hazreti Azrail'in suretini görmek. Bunun verdiği dehşet çok korkuludur. Hiçbir korku olmasa Azrail'in yüzünü görmenin korkusu, ölüm acısı olarak insana yeter. Benim gözlük düşmüş Allah'ım. Sen işine bak. Nereye gidiyorsun? İşine bak. Kardeş işine bak. Ben işimi bilirim. Bismillah. Azrail'in görünüşünün korkusu ölüm acılarının en şiddetlisidir. Ölüm meleği mümine ayrı, kafire, münafığa ayrı tecelli eder. Müminler korkmayacakları hoşlandığı bir sima ile gelir. Kafir ve münafığın karşısına korkunç, dehşetli yüzle gelir. Bu hal mümin için bir nimet, mutluluk kafir için bir beladır. Bir rivayetle sana hakikati anlatayım mı? İbrahim Halilullah Azrail'le karşılaştı. Günahkar bir kimsenin ruhunu alırken girdiğin sureti bana gösterebilir misin dedi İbrahim Halilullah Azrail Aleyhisselam'a. Azrail, buna gücün yetmez ya İbrahim. Buna gücün yetmez ya İbrahim. İbrahim Halilullah Azrail konuşuyor, sen gittin Azrail Aleyhisselam bir gelirse seni uykuda yakala. Buna senin gücün yetmez ya İbrahim. İbrahim peygamber dayanamayacak ya, ben nasıl dayanırım Allah aşkına? Bir daha dönüyorum. Günahkar bir kimsenin ruhunu alırken girdiğin sureti gösterir misin? Azrail Aleyhisselam, bunu gücün yetmez ya İbrahim. İbrahim Aleyhisselam, Allah'ın takatıyla gücüm yeter. Başını çevir. İbrahim Aleyhisselam başını çevirdi. Baktı ki karşısında katran gibi simsiyah, saçları diken diken, kötü kokulu, kara elbiseli, ağzından burun dikliklerinden alevler, dumanlar fışkıran bir adam. Manzarayı görünce İbrahim Aleyhisselam düşüp bayıldı. Vallahi kitap doğru diyor, düşüp bayıldı. Kendine geldiğinde Azrail Aleyhisselam eski suretinde döndü. Ey ölüm meleği, eğer günahkar insan ölüm anında senin suret manzaranı görse, başka bir azabı olmasa, vallahi seni görmenin azabı yeter dedi. Şimdi de bir müminin ruhuna alışını göster. Başını çevir, çevirdi. Hazreti İbrahim yüzünü çevire çevirmez güzel yüzlü, burcu burcu kokulu, kar gibi beyaz elbiseli genç gördü. Ey ölüm meleği, eğer mümin ölüm anında hiçbir nimet ve saadet görmese, senin bu yüzün görüşüne o nimet ona kafi gelir. Demek herkesin ahvali ölümünün neticesidir. Sana bir türlü, bana bir türlü, buna bir türlü. Hayır, keyfe taalluk etmez.
Azrail aleyhisselam serbest değildir. Buna zulümle gelecek, buna rahmetle değiştirmek onun elinde değildir. Bir polis görevlisi yapamaz, bir devlet memuru istediği gibi hareket edemez. Nerede kaldı Azrail aleyhisselam istediği gibi? Buna sert görüneyim, buna yumuşak görüneyim. Ne ekersen elinle, o gider seninle. Bardağa ne dökersen onu içersin. Bak işine, sana melek ne şekilde geleceğini sen kendin karar ver. Bak günde, hadi şerif ol! Günde 20 kere ölümü düşünen şehit olurlar. İşte kitap kabir alemi. Çok işaretler koydum, sıra gelmiyor. Günde 20 defa ölümü düşünen şehit ölür. Ya günde 20 kere ölümü düşünen günah işleyemez ki. 20 kere meleği gören, görüyormuş gibi düşünen hanımına zulmedemez ki. Harama bakamaz ki. Eksik tartamaz ki, hamama giden yol diye evine elin karısını sokamaz ki. Biz bir kere ömrümüzde bir kere ölümü düşünmüyoruz, günde 20 kereyi bıraksın. Bunun bakkalı vardı, iş gören vardı, nereye gitti şu Hüseyin öğretmen? Herkes görevinin başında, nerede Hüseyin? He? Kaset gelsin, işinin başında otursun. Günde 20 kere ölümü düşünen şehit ölür. Haftada bir kere düşünsek, yürü, yürüyeceğim, yolumuz çok uzun olduğu için, kafir ve günahkarın ölümü. Dünyası manen cehenneme dönen kafir ve zalimlerin ölümleri o ölçüde ızdıraplı olur. Vazifeli melekler kafir ve zalime korkunç bir şekilde tecelli eder. Cehennem azabını müjdeler. Onun hukuku Kur'an'ı mucizül beyanda 3, 4, 5 ayetle var. Birinci ayet. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirin. Melekler yüzlerine, arkalarına vura vura canlarını alırken sen o kafirleri bir görseydin. Melekler yüzlerine, arkalarına vura vura canlarını alırken sen o kafirleri bir görseydin. Onlara haydi yakıcı azabı tadın derler. Sure-i Enfal 50. ayet. 2. Ölen kimse Allah'ın ayetlerini yalanlayan sapıklardan ise onun akıbeti kaynar sudan bir ziyafet cehennem ateşine atılmaktır. Sure-i El-Vaka 93-94. ayet. Ve 3. ayet. Sen o zalimleri can çekişirken bir görsen, melekleri ellerini uzatıp, haydi çıkarın canlarınızı bedenlerinden derler. Bugün Allah adına haksız yere söyledikleriniz ve onun ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için, onun ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için, hor ve hakir edici azapla cezalandığınız gündür. Sure-i El-En'am 93. ayet. İbn Kesir tefsiri var. Hadislerle meşhur 16 cilt İbn Kesir. Haydi çıkarın canlarınızı bedenlerinizden ifadesini ayette melekler ölüm anında kafire azap, felaket, ceza, kelepçeler, zincirler, cehennem kaynar suyla Allah'ın gazabıyla müjdelerler. Günahkarların dayını.
Bu müjdenin verdiği korkudan ruhları cesetlerden parça parça ayrılır. Cesetten çıkmaktan korkar. İşte o zaman melekler kafirlerin ruhları cesetten çıkın diye çıkıncaya kadar haydi çıkarın canlarınızı bedenlerinizden diyerek vururlar. İbn-i Kesir tefsiri işte filan sayfa. Ölüm meleği bir taraftan kafirlerin canlarını böyle bin bir azapla alırken diğer taraftan Allah'a ortak koştukları putlarının nerede olduğunu, neden kendilerine imdat etmediğini sorar. Hani sizin putlarınız, hadi şimdi yardım etsin. Allah hakkında yalan uyduran, onun ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim var mı? Ecelleri doluncaya kadar onların dünya nimetlerinden yazılmış olan nasipleri erişir. Nihayet kendilerine meleklerimiz gelip canlarını alırken Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede sorarlar. Onlar bizi bırakıp kayboldu derler. İşte dünyayı meyleden Allah'ı unutup neyle Allah'ı unuttuysa o hevanıza taptıklarınız çağırın yardımcı. Yardımcı bulunmaz. Ve bazı zalim kafirler ruhlarının alınmasında suçsuz olduğunu iddia ederler. Melekler kendi nefislerine zulmeden o kimselerin canlarını alırken onlar teslim olurlar. Biz bir kötülük yapmadık derler. Hayır. Sizin yaptığınızı muhakkak Allah-u Teala bilir. Sure-i El-Nahl 28. ayeti celile. Gerçeğin soğuk çehresiyle yüz yüze gelen kafir, münafık ve günahkarlar. İşte bizim halimiz, günahkarlar. Bin pişman olurlar. Fakat artık iş işten geçmiştir. Çünkü öyle bir noktaya gelinmiştir ki pişmanlık hiçbir fayda vermez. Ayet, nihayet Sure-i Mü'minin 99. ayet meali, nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında ey Rabbim, beni dünyaya döndür ta ki geride bıraktığım dünyada güzel bir amel işleyeyim der. Ya Rabbim beni bir geriye döndür, dünyada bir amel işleyeyim der. Heyhat onun bu söylediği boş sözden ibarettir. Arkalarında ise dirilecekleri güne kadar geri dönmelerine imkanı olmayan bir engel vardır. Geri dönüş yok. Oysa daha önce fırsat ellerinde iken Allah onlara ayetlerle uyarmadı mı? Hocalar, hacılar, ayetler, kitaplar haber vermedi mi? Fırsat kuşu uçmamıştı. Bu nimetlerin nasibiniz onu yananlamaktan ibaret mi kalacaktı? Neden dolayı bile gafletli, günahlı işlere daldınız? Allah aşkına bugün bu bantları alıp çiçek getiriyorlar birbirine. Çiçek ne fayda verir? Bu bantlardan birer takım hediye edin de olabilir ki tövbelerine sebep olur. Çiçek getiriyor hediyen. Çiçek ne yarar Allah aşkına, şu bantı al da belki tövbesine sebep olur. Yüce Allah hayattayken kullarını sürekli tövbeye çağırır. Ayet-i Celil'e tövbe edenlerin tövbesini kabul edeceğini müjdeler. Fakat can boğaza geldikten sonra günahkarların artık tövbe imkanları kalmaz. Demek tövbe, Abdülkadir can boğaza, Abdülkadir'i çek şunu. Çek şunu, getir şuraya. Üç oldu. Fakat can boğaza geldikten sonra günahkarların tövbe etme imkanları kalmaz. Çünkü imtihan süresi sona ermiş, her şey ayan beyan olmuştur. Firavun ordusu ile İsrailoğluna zulüm ve düşmanları onların peşine düştü.
Firavun tam boğulacağı sırada ben Musa ve Harun'a inandım, Rabbine dendi. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki daha önce isyan etmiştin, fesat çıkanlardan olmuştun. Ayeti Celil'e Sure-i Yunus 90-91. ayet buna haberdir. Ölüm mahali, ölümün halleri aşikar ortaya çıkınca tövbe kapısı kapanır. Şimdi tövbe zamanı. 3 gün var ölümüne, olur. 3 saat var, olur. 3 dakika var, olur. Ama ölüm melaikeri geldi, olmaz. Ayet-i Celil'e Allah katında makbul olan tövbe o kimsenin tövbesidir ki onlar cahillik edip kötülük işlerlerde çok geçmeden pişman olup tövbe ederler. İşte onların tövbesini Allah kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilir, hikmetiyle işitendir. Yine ayet, yoksa Allah katında makbul olan tövbe ömürleri boyunca günahları işleyip de nihayet ölüm anı geldiğinde ben tövbe ettim diyenlerin tövbesi değildir. Öyle tövbe tövbe değildir. Tövbe günü budur. Tövbenin şartı 6 tanedir. Pişmanlık tövbedir. Bir defa yaptığı işten katli pişman olacak. 2, hakları eda edecek. Allah'ın hukuku, namaz, hac, zekat ödeyecek. 3, kul haklarını helallaşacak. Ana, baba, çoluk, çocuk kim varsa helallaşacak. Pişmanlık. 4. Azmedecek. Vallahi ben bir daha işlemem ya Rabbi. Bıktım bu günahların elinden. Rezail, nedamet, pişmanlık, çirkinlikten başka bir şey yok. Ya Rabbim 100.000 kere pişmanım. Neydi bunun adı? Nedamet. Azim, nedamet, hakların iadesi. Allah hukuku, kul hukuku. Eğer bir kimse cidden tövbe eder, tövbe bahsinde anlattım 3 hafta, Sure-i Furkan 70. ayeti celile de eğer cidden ağlaya ağlaya tövbe eder, bir daha günahlara dönmezse Allah işlediği seyyiatlara hasenata çevirir. İşlediği günahları sevaba çevirir üstür. Dönmezse, bozmazsa, salı günü tövbe, çarşamba bozdu olmadı. Bu hafta tövbe, öbür hafta bozdu olmadı. Tövbe bozmayacak, sımsıkı demir gibi duracak. Tramvay, tren rayın üstünde nasıl düz gidiyorsa, raydan çıkarsa devrilir, tövbe de raydan çıkmayacak, sebat edecek, sıdkına duracak. Tutmaca yok, uzanmaca yok, işe devam, sofilere selam. Nerede kaldık? Bıkmak yok. Bıkmak yok. Bak imtihan ederim hoca, hiç öyle olmaz. Sana ceza keseceğim. 1000 selavat, 1000 kulhü, 100 Fatiha okuyacaksın. Yoksa hakkımı helal etmem. Kürsünün hakkı Allah hukukudur. 1000 selavat, 1000 kulhü, 100 Fatiha. Tamam, kabul mu? Helal, helal. Uyursan 2 misli atar. Hürmeyin ölüm zamanı. Evet, Sure-i Mü'min'in diğer ayeti celilleler, 5 ayet okuduk. Sure-i Mü'min'in, Sure-i Vaka, Sure-i Nisa, Sure-i Yunus, Sure-i Mü'min. Hepsinde tövbe var, hepsinde Allah gafuru rahimdir. Velakin tövbeyi bozmak yok. Kim tövbeyi bozmazsa Sure-i Furkan, 70. ayet. Tövbe etti, bir daha bozmadı. Eşkıyaydı, sarhoşudu, zinakar, fuhşiyatlı kadındı. Haşa huzur.
tövbesini bozmadı, anadan doğma günahkar, günahsız oldu. Ne kadar güzel şu, ne kadar hoş. Herhalde bin selavat onun da ihtiyacı var. Sen de bin selavata yaklaştın, şuraya gel. Ölüm acısı günahlara kefarettir. Hayatta hiçbir şey yok, manasız, gayesiz değildir. Ayağına diken batanın muhakkak mümin olarak bir mükafatı vardır. Ayağına diken batan ölüm acısından muhakkak surette bir hafifler, günahlarına kefaret olur. Onun için Resul-i Kibriya hadis, ölüm acısı her bir ölünün günah için kefarettir. Hiç şüphesiz ölüm için Müslümanlar için günahlara kefaret olması gerek, hastalıklar esnasında. Hastalıklar esnasında, gerek kabirlerinde, karşılığında elem sıkıntıların mükafatı vardır. Hiçbir Müslüman yoktur ki hastalıklı onun dışındayken bir sıkıntı kendisini isabet etsin. Kurumuş ağaçların yaprakları dökmesi gibi günahları kendisinden dökülür. Şimdi de müjdeler geldi. Tövbe etti, sıkıntılar geldi, günahlarına kefaret olur. Hadis-i kutsi, İzzet ve Celalime yemin ederim, kendisine rahmet etmeyi murad ettiğim, hiçbir kul yoktur ki zerre miktarı olsa yapmış olduğu her bir hatası için cesedinde bir hastalık, çoluk çocuğunda bir musibet, geçiminde bir darlık, rızkında bir daralma vermeyeyim. Burası çok zor. Burası çok zor. Kardeşler, burası çok zor. Karşıdakiler, hastalıklar, sıralar, aşçılar, bekçiler, bakkallar. Hadisi kutsi. Sözler Resulullah, manası Allah'tan ise hadisi kutsi denir. Rabbim Teala buyuruyor. İzzet celalime yemin ederim ki Mustafa Hoca, kendisine rahmet etmeyi murad ettiğim hiçbir kul yoktur ki kendisine rahmet edecek zerre miktar olsa yapmış olduğu bir hatası için cesedinde bir hastalık veririm. Çoluk çocuğunda bir musibet veririm. Geçiminde bir darlık, rızkında bir darlık veririm. Eğer bunlara rağmen üzerinde bir günah kalırsa ölümünü şiddetli kılarım. Bana annesinden doğduğu gün gibi tertemiz gelir. Şu halde belalar, hastalıklar, sıkıntılar günahların dökümüdür. Eğer bir günah varsa illa o hastalıkta biter. Kabir aleminde Zat-ı Mübareğin birisi buyuruyor ki sık, daha sık, iyice sık. Nedir dediler? Melek beni öyle sıkıyor Rabbim buyurdu ki bir günahı kaldı. İyice sık, o da düşsün. Ben de duydum. Meleğe diyorum ki sık, iyice sık, o da düşsün. Şu halde muhteremler, bela, hastalık, günahlar iki şeyden gelir. Tövbe etmesi için bir, günahların dökülmesi için iki. Okuyamadığınız çocuklar var ya, o sevdiğiniz kızlarınız, oğlanlarınız var ya, onların hatırlarına ne günahları görürsünüz de susarsınız, gurbet ellerinde önlemezsiniz. Onun belalarında siz Avrupa'da hastalık olarak çekersiniz. O vatanda keyif sürer, kızın, oğlun vatanda keyif sürer, sen onun hatırına Avrupa'da çile çekersin. Bunlar mektup, hepimize iadeli, taahhütlü mektup bunlar. Okuyamadığın oğlanlar, kızlar var ya, sen yokken neler işlerler de, sen onları beslersin de, işte belasını da çekersin.
Allah'ın sevgisini kazanmamış, azaba layık hale gelmiş kimselerin durumu bunun tersinedir. Demek hastalıklar, belalar, musibetler günahların dökülmesi içindir. Şikayet etme, Sufi, şikayet etme. Gelen belanın çaresi okumak, üfürmek değil, tövbedir. Hakkı, hukuku yerine getirmektir. Senin bir araban var, bir aletin var. Arızalanırsa tedavi edersin, tamir edersin. Günahkar kulda bela musibetler geldiğinde vücudunda, çoluk çocuğunda, evinde, damındaki bela musibetlerden geldiğini bilerek tamir etmek lazımdır. Size gelen belaların çokları sizden çıktığı gibi hanımınızdan çıkar, ananızdan çıkar, babanızdan çıkar, çocuklarınızdan çıkar. Onlardan size gelir. Oğlun var, bir ayda 15 namaz geçirdi. Kızın var, 40 günde 20 namaz geçirdi. Bunun hesabını Allah size sorar. Rızkı tedarik ettiğin gibi ibadet taatla mükellefsin. Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor, 5 dakika karı koca olmanın zevki ömür boyu bela musibettir. 5 dakika sarılırsın, sakat çocuğuna ömür boyu bakarsın, hasta karına bakarsın, giden malına yanarsın. Allah kuluna zulmetmez. Şahız ne sordular, Allah'ın adaletine bir misal getir. Bütün peygamberler bir araya gelse, bütün evliyalar bir araya toplansa, bütün alimler bir araya cem olsa, bütün iyilik sevenlerin iyiliği bir araya gelse, Allah'ın adaletinden, doğruluğundan bir nokta kadar dahi etmez. Peki İbrahim peygamber haksızlık yapar mı? Yok. Musa kelimullah? Yok. Allah sana neyi yapsın? Sen istedin beyim. Sen istedin sevgilim. Sen istedin gözümün nuru. Onun için Allah intibağa gelmemiz için bela musibetleri verir. Görüyor musun? Bak başın ağrısı gitmiyor. Bak kan hastası oldu, sulandı, koyulaştı. Bak belin ağrıdı. Bak kafanın şurasını ameliyat ettiler, buradan deldiler, buradan diktiler. Bak, bak, bak. Yediğini yiyemezsin, giydiğini giyemezsin. Ya mal sen değil ki, Allah seni istediği gibi evirir, çevirir, kullanır. Tövbe edesin, istikamete gelesin, 90'ları gideresin diye. Evdeki çocuğun günahları babayadır. Tamir için çocuk ıslah olacak. Evdeki hanımın günahı kocayadır. Tamiri için ıslah olacak. Öyle yağma yok. Ya Rabbim hadi aşk ile şevk ile bir tövbe edelim. Hocalar bunu pek eder. Hadi aşkına şevk ile bir tövbe edelim. Estağfurullah lazım min külli zemmin estağfurullah. O dil tövbesidir. Aşk ile şevk ile bir dahi, 1000 dahi etsem 5 kuruş yetmez. Tövbe kalpten çıkar, kalpten. Pişmanlık hocanın telkininden değil, ahvalin çirkinliğinden, nedametten çıkar. Aşkına şevkine bir dahi, bir dahi, bir dahi. Tam camiden çıkıyor, hali değişmiyor ki. Kız çıplaksa geziyor, oğlan alkolükse geziyor, karı namazsızsa geziyor. Hoca da aşkına şevkine bir dahi, vallahi 1000 dahi desen, hal düzelmedikçe tövbe kabul olmaz. Hoca tövbesi değil bu iş, kalp tövbesidir, Allah tövbesidir. Çirkinlikler boşalmak lazımdır.
testilerin içindeki çirkin sular akmalı, bedendeki çirkin huylar çıkmalı ki tövbe olsun. Ben çok gülüyorum, aşkına şevkine bir dahi. Hocam diyorum içimde, vallahi bin dahi ettirsen bu millet çıkınca bildiğini okur. Cuma kılıyor, son sünneti kılmıyor. Cuma kılıyor, işte 16 rekat hanefimez, 2 rekat kılıp gidiyor. Aşkına bir dahi, ya adam bin dahi dese namazı bile düzgün kılmıyor, bunun aşkı şevki mi olur? Onun için şeyh tövbesi taklit değildir. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala anhum hadis-i şerif. Bir kimse Allah'a tövbe edecek olsa, abdest alsa, gusül abdesti alsa, 2 rekat namaz kılsa, elini açıp tövbe etse kabul olur. Bu hadistir. Onun için 8 şartın 4 tanesi Ebubekir Sıddık hadisinin tefsiridir. Allah Resulü buyurmuş, bir kimse Allah'a münacat edecekse gitsin bir abdest alsın tövbe niyetine, gitsin bir gusül alsın, bir 2 rekat namaz kılsın, halika bir secde etsin, bir de elini alsın ya Rabbim desin. 8 şartın 4 tanesi bu hadistir. Aşk ile şevk ile bir dahi o dava boş dava. O duadan ne kuş uçar, o duadan ne kedi kaçar. İslah olunacak, hal değişecek, hal. Testide şarap varsa dökülecek. Dilde yalan varsa çıkacak. Şeyhlerinki sabaha kadar oturuyor. Hocalarınki yaslıdan yarım saat sonra dağılıp gidiyor. Hani aşkınan bir dahi? Bak şeyhlerinki sabaha kadar oturuyor. Hocalarınki yatsı kıldı çıkıp gidiyor. Hani aşkı şevki bir dahi. Mustafa Hoca kızma. Kızmaca yok. Ben buradan bakıyorum senin şey frekans oynayıp duruyor. Ben buradan bakıyorum aşkına şevkinen kızıyor. Estağfurullah de. Şeyhler gibi yap, hal değiştir. Mustafa Efe Hoca burada oturuyordu, ben de o kürsüde sohbet ediyordum. Mikrofonun birini yolladım. Milli Görüş Fetva Kurulu Başkanı, hocam ben şeriatı muhalif konuştum mu? Mikrofonu aldı, hayır ben şeriatı muhalif senin bu konuşmanda görmedim. Biz camilerde yatsıdan sonra bir saat cemaat tutamayız. Sen sabah namazına kadar buradan cemaat dağılmadı. Vallahi belli ki bu tarikat hak, senin şeyhin de kamil dedi. İşte şahit mi? Fetva kurulu başkanı şahitlik etti şu kürsüde. Ahlak değişecek. Bir hoca bir camiye geliyor, 3 sene imam, 60 tane cemaati var. 600 kişi olmuyor ki. Hiç değişmiyor Allah bir. Namazsız yine namazsız, gafil yine gafil, siyaset yine siyaset, haman taraş şitapan, devam. Hayır, ahlak değişecek. Efal değişecek. Değişmezse işte ölüm bekliyor. Melekler sizi bekliyor. Değişmezse hakkınızdan gelecek melekeler var. Ya değişeceksiniz ya da Allah. Şimdi şu sayfada 6 tane ayet okudum. Yok ya ama yok öyle. Dilden değil gönülden lazım. Ölüm günahları kefarettir. Allah ananıza babanıza rahmet indirsin. Cenaze ile ilgili meseleler, ölüm hastası neler yapmalı? Onu geçiyoruz. Ölürken şeytan kimlerin imanını çalamaz. Şimdi önümün bir yere daha geldik. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez.
Mümine düşen görev daima ihtiyatlı temiz yaşamaktır. Allah'ın hükmünü yerine getirmektir. Allah'a hüsnü zan beslemektir. Şimdi ölürken şeytan kimlerin imanını çalamaz? Sizin dükkancı İbo nereye gitti? Burada gel. Geçen dışarı çıktı, kaçtı gitti. Abdestini alsın buraya getir, gelmezse davacıyım Allah bir. Ölüm anında iki şeytan insanın yanına gelir. Amanın bunu dinleyin, burası çok önemli. Ölürken şeytan kimlerin imanını çalamaz? Bahis. Devam. Ölüm anında iki şeytan insanın yanına gelerek birisi sağında, diğerisi solunda oturur. Sağında oturan can çekişen kişinin babası şeklinde, solunda oturan anası şeklinde oturur. Allah bilir ne kadar zor ya bu iblis namussuz adama bir rahat vermez ki. Bakalım bu iş nereye varacak şimdi? Sağındaki babası, solundaki anası şeklinde oturur. Babası şeytan, babası gibi oturan şeytan, ey oğlum, hayatında sana şefkatli, merhametliydim. Buna karşılık senden bir şey istemedim. Hristiyan olarak öl. Çünkü dinlerin hakikası Hristiyandır. Diğer anası, ey oğlum, anası dediğim anası şekline giren iblis. Ey oğlum, seni karnımda 9 ay taşıdım. Göğüslerimden besledim, dizlerimde salladım. Yahudi dini üstünde öl. Çünkü gerçek din Yahudidir. Ne olacak şimdi? İmam-ı Gazali buyuruyor. Ruhun cesetten çıkıp yukarı doğru yükseleceği kesinleşince birçok fitneler, tehlikeler arız olur. Büyük şeytan iblis kendi yardakçıları, yardımcılarıyla gelir. Çünkü ömür boyu o adamı kafir etmek ister, Allah korusun. Çeşitli akraba, eş dost kuluna girer. Kardeş olur, baba olur, kız kardeş olur, dost olur. Ey filan, ben senden önce öldüm. Müslümanlık hak değilmiş, hak din Hristiyanmış. Ölüm hastası, eğer onu dinlemeyip itikadında sebat ederse ikinci grup melekler gelir. Hristiyan öl, ilahi. Musa Aleyhisselam'ın dininde Yahudi öl. Ne olacak şimdi? Şu halde şu şeye gelelim, şuraya. Allah-u Teala ve Dikesas Hazretleri ölüm anında kalbimizi saptırma, bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen bolca verensin. Sûre-i Âli İmran 8. ayeti celile okunduğu üzere Allah hayırla öldürmek istediği kullarına şayet Allah kulunun hidayetini, hayrını, hakka sebatını murad etmişse, burası çok önemli Mustafa Hoca, şayet Allah kulunun hidayetini, hayrını, hakka sebatını murad etmişse, rahmeti bol Cebrail aleyhisselam beraber gelir, şeytanların yanından kovar, üzüntü yüzünden siler. Bu anda ölü Allah'ın rahmetine susamış olduğundan ferahlar, gönlü huzurla dolar. Cebrail aleyhisselam, ey filan, beni tanıyor musun? Ben Cebrail'im. Şunlar ise düşmanların iblistir.
Binaenaleyh tevhid dedi, İslam itikadı üzerinde öl, ona destek olur, imanını telkin eder, iman edip Allah'ın yasaklarından sakınanlar yok mu? İşte onlar için dünya hayatında ahirette müjde vardır. Sure-i Yunus 6. ayet. Bir daha okuyayım. İman edip Allah'ın yasaklarından sakınanlar yok mu? İşte onlar için dünya hayatında ahirette müjdeler vardır. Ayeti kerimesinde dünya hayatında müjde budur. İmam-ı Gazali Hazretleri Ölüm ve Kıyamet ismindeki eserinde, ben bu eserde bir kelime kendim söylemedim, ayet ve hadis mealidir buyurmuş. Orada buyuruluyor ki, ölüm halindeki şeytan hırsız bir mahir hırsız gibi maharetle adamın imanını çalamaz. Kişi neye müstahaksa onun hakkı onun üstünden olur. Eğer Allah-u Teala bir kuluna rahmet dilerse bir rahmet indirir. O rahmet, kimisi demişler Cebrail, kimisi demişler peygamber, kimisi demişler arif-i billah, ruhaniyete hazır olur, iblis mel'unu kovar. Yoksa şeytan maharetli bir hırsız değildir. Elini o ölünün cebine soksun, parasını çeksin. Haşa, o ölecek kimse, sekerat-ı mertteki kimse, neye müstahaksa ölüm o hal üstünden tecelli eder. Şu zatın imanı çalınması lazım, iblis çalar. Şu zat imandan ölmesi lazım, imandan ölür. Yoksa iblis dilediğini çalsın, vallahi dünyada bir tane Müslüman koymaz. Eğer fırsat şeytanın elinde olsa, kendi maharetiyle insanların imanını çalsa, dünyada bir tane Müslüman koymaz. Haşa! Allah kuluna miskale zerre zulmetmez. Neye müstahaksa o müstahak olduğu amele kavuşur. Şu halde şeytanı arkadaş etmememiz lazım. Şeytanın arkadaşlığı insana haramlara sokmaktır. Allah'ın adaletinden şüphe ettirmektir. İnsanlara töhmet suizan yapmaktır. İnsanlara zulmetmektir. Aile efradına zulmetmektir. Böyle şeytanlarla 24 saat kardeş gezer. Elbet ölümünde de iblis onun imanını çalar. Yok şeytanı düşman etmiş, Allah'a itaatle yaşamış, Rabb-i Teala'nın rahmetine müstahak olmuş. Elbette o kimsenin milyar şeytan gelse, onun miskale zerre imanını çalmaya muvaffak olamaz. Bunu unutmayalım. Allah adili mutlaktır. Şeytanın keyfine kimseyi koymaz. Ben onların, iblis mühlet istedi, ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gelirim. Sana ibadet etmeyecek şekilde azdırırım. Rabbim Teala buyurdu, sıddıklar, muhlisler, ihsan sahipleri var ya, sen onlara bir şey yapamazsın. Şu halde ihlas sahibi olunursa, Allah'ın azametine yapışılırsa, helal haram gözetilirse, namaz niyaz geçirilmezse, kadın çoluk çocuk hukuku yerine getirilirse, evde çocuklar terbiye edilirse, namaz niyaz dedeye de aittir, babaya da aittir, toruna da aittir. Bunların şeytan dokunması imkan dahilinde değildir. En önemli sohbet budur.
Yani ölüm halinin şeytanın tasallutu budur. Hatta iblis mel'un münker nekir sual sorarken iblis mel'un tecelli eder. Gene imanı çalmaya çalışır. Ama demin anlattığım gibi istikamet üstünde salih olan kimselere hiçbir şey yapamaz. Yoksa mahir bir hırsızdır. Hasan'ın imanını çaldı, Hüseyin de çalar. Özüme Allah'ın adaleti, kudreti, miskale, zerre, hayır, şer, kimseyi kimse ulaştıramaz. Bütün mükevvenat bir olsa, Allah bir kula hayır ulaştırsa kimse mani olamaz. Bütün mükevvenat bir olsa, Allah bir kula bir musibet ulaştıracak olsa hiç kimse mani olamaz. Şu halde şeytanın musallatı haktır, yani gerçektir. Velakin herkesin kendi işine, kendi ahvaline, kendi ahlakına bağlıdır. Var mı bunu anlatamadığım yer? Allah sizden razı olsun. Yolun yarısına geldik. Ne kadar oldu? Ben bilirim. Saat çalar, bir saat var. Vakit geldi. Daha dersin yarısında değiliz. Kitaplar duruyor, yollar bitmedi. İnşallah haftaya yine devam ederiz. Tövbe edecekler, gelin sıdkınan tövbe edin. Yalandan etmeyin. Ölüm halini duydunuz. Daha devam edecek. Gelin tövbe edelim. Tarikat tazeleyelim. Aşkına, şevkine edelim inşallah Teala. Kimler tövbe edecekse buyursunlar.